Nasılsınız? Sezik mi? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun efendim. En sütlük halde paket servis yapıyorsunuz. Paket de yapıyoruz efendim. Şöyle. Maşallah. Malatya'nın Doğanyol ilçesine mahsus. Gel Eyüp sen anlat. Bunun içerisinde nohut var. Bütün baharatlar var. Ve sabah kahvaltısında Malatya pidesiyle, o tırnak pide var ya, onun üzerine sıcak tereyağını koyacaksınız. Böyle akacak o tereyağı. Ve onun üzerine bu dermandan sepeceksiniz. Ekmeği katlayıp. Sıcak süzme yoğurtla beraber çok güzel oluyor. Ayrıca süzme zeytin yoğurtla da. Malatya'nın çok büyük bir eksiğini gidermek üzere hem Restoran ve Turizmciler Derneği Turez kurulmuş vaziyette, hem de ziyaretini yaptığımız Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği kurulmuş vaziyette. Ben Maktat Başkanımız Zeki abiye ve emeği geçen bütün kardeşlerime canlı gönülden teşekkür ediyorum. Malatya'mızı tarihi, doğal, kültürel, sağlık, inanç ve bugün toplanmamıza vesile olan gastronomi açısından tanınan, bilinen bir şehir haline getirmemiz gerekir. Bu vesileyle de özellikle kurmuş olduğumuz mecliste Turizm, Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı'ndan Sayın Bakanımız Mehmet Ersoy, Turizm Bakanımızla konuştuk ve Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan'la konuştuk. Ajansın Malatya için özel bir kapı açmasını, Malatya'nın turizm hedeflerinin konuşulmasını ve bu konudaki kapasitemizin artırılması konusunda desteklerini istedik. Ve Mehmet Ersoy Bakanım elimizden gelen tüm desteği vereceğiz dedi bugün yaptığımız görüşmede. Ve TGA'nın ajansın başkanlığını yapan Nadir Alparslan'ı da önümüzdeki ay içerisinde Malatya'mızda Malatyalı sektör temsilcilerimizi bir araya getirerek Malatya'nın hedeflerini, amaçlarını, tanıtımını konuşmak üzere bir arada olacağız. Ve bugünün en önemli çıktılarından bir tanesi Malatya yaratıcı şehirler içerisinden bir tanesi olsun istiyoruz. Yaratıcı şehir nedir? Özellikle UNESCO'nun tüm Türkiye'de yaratıcı şehirler konusunda seçici işler ediyor. Bu konuda Antep Mutfağı yaratıcı şehir olarak gastronomi merkezi ilan edildi. Afyon yine aynı şekilde yaratıcı şehir, Hatay yaratıcı şehir ve gastronomi merkezi. Biz bu konuda Malatya'nın da gastronomi şehri olmasını istiyoruz. Ve Malatya'da 40 tanesi bulgurdan olmak üzere 72 tane köftemiz var. Ve bununla birlikte bir vegan merkezi olabiliriz. Et kültürümüz, kebap kültürümüz çok üst seviyede. Bunlarla ilgili coğrafi işaretlerimizi alabiliriz. Ve en önemlisi de UNESCO'nun Türkiye temsilcisini ve heyetini Malatya'mıza davet edeceğiz. Yaratıcı şehirler konusunda gastronomi şehri Malatya ilan edilmesi konusunda yerinde tespitleri yapalım istiyoruz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza gastronomi şehri olmak istiyoruz şeklindeki talebini de UNESCO heyetimize ileteceğiz. Ben bu vesileyle Malatya gastronomi şehri olsun diyorum. Malatya turizm şehri olsun ve Malatya hem inanç turizmini, hem sağlık turizmini, hem açık müzenin özellikle Aslantepe Büyüğü başta olmak üzere birçok tarihi eserin varlığıyla, yemek kültürüyle, yemekleriyle gerçekten bir turizm merkezi olabilir. Turizm rotasına, ağına sokulması gereken yerlerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapmamız gerekir. Coğrafi işaretlerimizi almamız gerekir. Ve bunları yaptıktan sonra da Malatya gastronomi şehri olsun istiyoruz.
Sayın Bekirimiz buraya bugün gelmekle beraber zaten bunun 10 gün önce müjdesini vermişti. Malatya'mızın gastronomisini, turizmini UNESCO'ya soracağım inşallah. O heyeti de, o adi heyeti de pek yakında inşallah Malatya'ya tevdi edecek. Biz de Malatya'da artık bu işin bir merkezi, bir muhatabıyız. Yani gelen insanların inşallah otelleriyle, yemekleriyle, mesela Yeşilurt'un, Büyükşehir'in, Batalgazi'nin nadide güzel eserleriyle, müzeleriyle inşallah misafir edeceğiz. Bu konuda da bu belediyelerimize de hakikaten hasreten teşekkür ediyorum.